Bugün burada Türkiye'nin 2019 ve 2021 yılları arası ekonomik programının ötesinde bir politikalar değişiminin lansmanı için hep bir aradayız. Tüm dünya şu konuda hemfikir. Türkiye 2002-2013 yılları arasında ekonomide bir başarı hikayesi yazmış ve tüm dünyanın takdirini sonuna kadar kazanmış önemli bir ekonomik oyuncudur. Şimdi önümüzdeki 3 yıllık yeni ekonomi programımızı yazarken ana motivasyon kaynağımız yeni bir başarı hikayesi yazma hedefimiz var. Tüm küresel ve bölgesel ekonomik zorluklara karşılık Türkiye'nin tüm hedeflerine güçlü bir şekilde yürümesini sağlayacak ekonomik bir program arzuladık. İşte bu amaçla bu programın ismini yeni ekonomi programı dedik. Vergi alanlarındaki uygulamalar ve burada yapılacak olan iyileştirmeler. Vergi sistemimizi daha adil hale getirmek için, vergiyi tabana yaymak ve dolaylı vergilerin payını azaltmak için önemli adımlar atacağız. Ve bu amaçla demin de bahsettiğim istisna, muafiyet ve indirimler yeniden gözden geçirilecek. Ve ona göre düzenleme adımları hızlıca atılacak. Ve burası çok önemli. Taşınmaz değerleme sistemini kurarak gayrimenkul envanterini tamamlayacak, tapu harçları ve emlak vergilerini gerçek ve adil değerler üzerinden alacak süreci hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz. Ve hepimiz biliyoruz ki bugün Türkiye'nin toplam değeri üzerinden satışta 100 lira, fiiliyatta 50 lira, tapuda 25 lira, temlikte 10 liraya düşen bir gayrimenkul ekosistemi eğer doğru modelle ekonomiye kazandırılırsa gördüğünüz katma değerin ne kadar Türkiye ekonomisinin bilançosunu güçlendireceğini hep birlikte şahit olacağız.